Merhaba sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar, 4-10 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Güneş sizin burcunuzda ilerlemesini sürdürüyor. Evet, bu hafta doğan tüm Oğlak burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Güzel bir yıl dilerim size. Evet, bu hafta ay ilk son dördün fazına ulaşacak. Pazartesi günü ay Başak burcunda, salı ve çarşamba terazi burcunda olacak. Haftaya dışa dönük enerjilerle başlıyorsunuz. Dış dünyadaki etkinlikleriniz, öğrenciyseniz eğitiminizle ilgili konular, iş hayatınız, kariyeriniz, ev alanındaki sorumluluklarınız öne çıkıyor. Özellikle birkaç haftadır uğraştığınız işlerinizin sonuçlarını almanız, biraz daha belki takdir edilmeniz, bir hedefinize ulaşmanız bu hafta itibariyle mümkün olabilir sevgili Oğlaklar. Perşembeden itibaren ay Akrep burcunda, Perşembe ve Cuma hem parasal konularda hareketli enerjiler var gökyüzünde, hem de yine kariyeriniz ve işinizle ilgili faaliyetler, özellikle belki sosyalleşme imkanları, ekip çalışmaları, organizasyonlar içerisinde daha fazla bulunabilirsiniz. Hafta sonu ise ay Yay burcunda olacak. Kendi dünyanıza biraz yöneliyorsunuz. Biraz daha sakinleşiyoruz, dinleniyoruz, dinlenme fırsatları buluyoruz. Ya da yalnız yapacağınız işlerle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Daha manevi, ruhsal konular, çalışmalar hafta sonunda biraz etkileyebilir. Evet, bu hafta gezegenlerimiz burç değiştireceği için enerjiler de değişecek. 6 Ocak itibariyle Mars artık Oğlak burcunda ilerlemeye başlıyor. 4 Mart'a kadar ilerleyecek. Bu 2 aylık süreç içerisinde 5. evinizdeki Mars geçişi aslında daha keyif aldığınız, kendinizi bireysel olarak ifade edebileceğiniz, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz konulara enerjinizi harcamanıza imkan verebilir. Sanatla ilgilenebilir, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Aşk hayatınız ve çocuklarla da ilgili hareketli bir dönem sizi bekliyor olacak. Para konularında da evet hızlı hareketler olabilir ama risklere dikkat edelim. Çünkü Mars Boğa'dayken finans piyasaları ile ilgili özellikle Ocak ayının ikinci yarısı, Şubat ayı bazı riskler oluşturabilir. Borçlanırken, alışverişlerde ya da yatırımlarda, özellikle spekülatif alanlarda daha temkinli olmakta fayda var. 8 Ocak itibariyle ise Merkür Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçecek. 2021'in ilk gerilemesini de Merkür Kova burcunda yapacak. 29 Ocak'ta başlayacak. 20 Şubat'a kadar devam edecek. Bu dönemde özellikle parasal alanda Merkür sizi çok aktif kılabilir. Yine kazançlar, iş hayatınız, para akışı, para trafiği, buralarda belki bazı bilgi paylaşımlarının olması, bazı karar aşamalarında olmanız mümkün. Özellikle işle ilgili konularda, parayla ilgili belki önemli alışverişlerde, yatırımlarda 29 Ocak'a kadar yapılması gerekenleri toparlamak, planlamak daha doğru görünüyor. 29 Ocak itibariyle, çünkü 20 Şubat'a kadar Merkür para alanınızda gerilemeye başlayacak sevgili Oğlaklar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.